arkadaşlar, bunlar benim kendi imar ettiğim evimin altında. Burada parçalardan imar ettiğim bir makine parçaları. Şimdi önce motorumuzdan başlıyoruz. Önce motorumuzu yerine monte ediyoruz. Ben bundan 6 ay önce falan aynısını yapmıştım. Hatta patent için de başvurmuştum. Fakat bazı sıkıntılar çıktı yaptığımız makinede. İşte o sıkıntıları telafi ettik. Patentimizi geri almıştık. Tekrar başvurduk. Şimdi sonucunu bekliyoruz. Parçalardan kendimiz imal ettiğimiz için, daha doğrusu ben kendim imal ettiğim için elbette ki bazı sıkıntılar var. Hiçbir zaman fabrika çıkışı gibi olmaz. Ama iş görüyor mu? İşimizi görüyor mu? Görüyor. Evet arkadaşlar, sehpamızı yaptık, montamızı ettik. Üzerine zımpara sehpamızı monte edeceğiz şimdi. Bunu da daha önceden zımparamızı kestiydik. Şimdi de buraya montajımızı ettik. Şimdi sıra geldi bıçağı tutma aparatlarına. Bunlar da bayağı bir zaman alıyorlar. İnşallah her elimizden bu makineyi sahiplenecekleri çıkar da herkese ulaştırabiliriz. Çünkü perda işi gerçekten çok zahmetli ve zaman isteyen bir iş. Evet, uçlarına da bıçağı zedelemesin diye tekrar cıvata koyuyoruz. İşte bu kısmını fabrikasyon şartlarında daha yumuşak bir malzeme ile yapabiliriz. Ben şimdi teflon cıvatayla bu yumuşaklığı elinden geldiği kadar sağlamaya çalıştım.
kartımızı hazırladık. Buraya sıkıştırdık. Daha yarından oynamayacak hale getiriyoruz. Evet. Uçağımız sıkıştırma aparatı tamam. Uçak tutma aparatımız da tamam. Her şeyimiz tamam arkadaşlar. Elde saatlerce hatta günlerce yapacağımız ferdahlamayı şimdi burada bizim ayarlayacağımız biçimde sıkıştırarak istediğimiz şekilde sıkıştırarak neresini isterseniz orasını sıkıştırarak bunu böyle saatlerce hatta bütün gün siz çayınızı yudumlarken veya başka herhangi bir işinizle uğraşırken bu arkadaşımız uçağımızı ferdahlayacak. İnşallah herkese hayırlı uğurlu olur. En azından insanların el emeğini karşılığını bulur. Hiç olmazsa bu bıçak ferdahlarken siz başka bir bıçağa başlayabilirsiniz veya başka bir işinizi yapabilirsiniz. Bu arkadaş sağ olsun yorulmadan işine devam edecektir. Ve inşallah her elimizden bir iş adamımız birisi çıkar bu makineye sahip çıkar çünkü ben bunu internete koyduğum zaman biliyorum ki çok istek olacak. Ama ben bu istekleri kendi başıma burada yatırıyorum da kendim karşılayamam. O yüzden bunu daha görünümünü işte daha sadeleştirip daha fabrikasyon daha güzel bir şekilde ortaya çıkararak insanların hizmetine sunmak istiyoruz. İnşallah birisi sahip çıkıp elimizden tutup yolumuza devam edelim.